Merhaba arkadaşlar. Bu sonuçlar yine benim memleketimden geliyor, Bafra'dan. Bu arkadaş beni YouTube'da buldu ve ondan sonra benim kanalıma da üye oldu. Sadece abone değil, üye de oldu. Ve onun için tabii ki bunun analizini severek yapıyorum. Ayrıca memleketimin olduğum için ve ayrıca da benim kanalıma destek veriyor. Şimdi bu arkadaşın sonuçları bence tipik Anadolu türkü sonucu. Tabii ki şimdi bu arkadaş dedi ki abi niye bende şimdi İskoç çıktı ya da bu My Heritage işte küçük bir Yahudi parçası, bu Eskimo olayı ne, Kore'ye çapon olayı ne? Şimdi My Heritage'in sonuçları, hepinize söylüyorum, lütfen ciddiye alman. Zaten My Heritage'in algoritmin hiç değişmemiştir. Yani çıktıktan beri hep aynı algoritimlerde bunlar. Sadece 2 sene önce bir genetik gruplar çıkarttılar. Bu bir yeni bir olaydı. Ama hesaplamayı hiç değiştirmediler. Ancestry olsun, 23andMe olsun, ondan sonra Living DNA olsun, Family Tree olsun, bunlar hep yine güncelleme yapıyorlar. Fakat MyHeritage yapmıyor. Bence bu çok büyük bir hata MyHeritage'den. Çünkü kendi dik kafalıklığını tutuyorlar. Bence iyi değil. Şimdi bu sonuçları iyice bir inceletelim. Şimdi bu İskoç olayı nereden gelebilir diye göstermek istiyorum. Bu İskoç olayı buradan geliyor. Arkadaşın hafif Kuzey Avrupa Anadolu Türklerden ortalamasından yüksek. Bunun nedeni sizi tam söylemeyeceğim. Çünkü tabii ki bu Kuzey Avrupa, Batı Türkiye'de zaten hep yüksek oluyor. Fakat bu arkadaş işte diyor ki biz Bafralıyız. Bafra'nın içinden. Bu işte bu Kuzey Avrupa parçası 10'dan fazla olduğu için zaten bence bu İskoç parçası çıktı. Ayrıca da belki bu Askenaz Yahudi parçası da oradan gelebilir. Çünkü Askenaz Yahudiler Doğu Avrupa'da bir genetik grup olarak sayıldığı için oradan da gelebilir. Atlantik Mediteryanı düşük bu arkadaşın. 9.92. Biraz daha yüksek olması lazımdı ama diyelim yine idare eder yani o ortalama seviyesi. Southwest Asian, bu arkadaş bayağı bir esmer ama görüyorsunuz Arap Adası küçük. Yani 9.18. 10 ile 11 olması lazım. Bir de ayrıca söyledim ki bu arkadaş baya
esmer, sakalı da maşallahı var. Çok seviyor sakalını. Ben dedim ki sakalı bir tıraş edelim artık bu sonuçtan sonra. Gedrosya yani İrani bölümü de bu arkadaşın Bafra için düşük. Zaten onun için bizim denizin vahudu özel hesaplaması Türk Sivas ya da Türk Bafra göstermedi. Türk Aydın gösterdi. Çünkü Batı Türkiye'de Gedrosya parçalar ya da Southeast Asian bu parçalar küçük olur. Ve Kafkas da normalde küçük olur. Kafkas'ı tam yani Bafra'nın yani kuzey Anadolu bölgesinde tam normal %40 bu tam normal. Gedrosya işte ortalamadan düşük o bölgeye göre. Şimdi arkadaşın gördüğünüz gibi Çapon çıktı. Orta Asyalı çıktı ve de Eskimo çıktı Inuit. Bafra için bu arkadaşın Doğu Asya hafif yüksek. Yani Bafra'yı ben hep şu anda 8 ile 10 görmüştüm. Bu arkadaş da 11 yani 12'ye yakın 12'den fazla pardon 12'den fazla Dodikat'ta çıkmış Doğu Asya. Bu baya bir büyük rakım Bafra için. Tabii ki Türkiye ortalama bakarsan Batı Türkiye için normal. 13'ün zaten Türk Aydın gösterdi Vahudu. Şimdi bu arkadaşın özel bir hikayesi var. Babası baya yani bir esmer Anadolu Türkü diyelim. Anası da baya böyle renkli gözlü ve çok çekik gözlü. Ben de dedim ki resmi gördüm. Dedim ki ya bu belki bizim Kuymuklardan ya da Balkar Türklerden olabilir. Onun için bu üçüncü sırada Kuymuklar çıkıyor distans 13 olarak. Fakat belki oradan da bir bağlantı olabilir. Şimdi Kuymukların bir de Balkarların o Türk kavimlerinde Kafkas bölümü daha yüksek. Çünkü orada zaten yaşıyorlar bu insanlar. Yani bu da var. Nogay geliyor. Nogay da Kafkas'ta yaşıyorlar. Aşağıda karışıma bakarsak işte %80 Anadolu Türk'ü gösteriyor. Bu tarafta işte Uzbek, Kuvaş, Uygur, Nogay, Nogay Libanon, Türk Nogay, Türk Hazara, Nogay Druz, Kuvaş. Karışım bu şimdik Dodekat K12B ayarı. Şimdi bir soru soracağım. Bu arkadaşın haplo grubu G2A yani bir Kafkas mutasyonu. Şimdi bizim bu affedersin şimdi kızmak istemiyorum da yani böyle bu haplo grup hastaları var ya. Şimdi bu adamda 12.67 Doğu Asya çıkıyor ama haplo grubu G2 olduğu için bu şindik Anadolu Türk'ü olmuyor mu yoksa az mı oluyor mu çok mu oluyor ya da diyelim bir adamda sadece %3 çıksın Doğu Asya adamda ama haplo grubu R1A bu daha çok Türk mü az Türk mü ya lütfen bu artık bu olayları bırakın oldu mu? Yani gördüğünüz gibi bizim Türklerde her haplo grup bulunur. Bu kadar basit. Tabii ki proto Türkleri diyelim. Yani şimdi en son bu Deki Mali'nin bir tane videosuna baktım. Maşallah adamın üye sayıları çok güzel fırlıyor. Sayıları da bakış sayıları da süper. Bence ben de konuşmamam lazım değil artık. Sadece İngilizce bir şey yazayım daha iyi olur bence. Ama yani orada gördüğünüz orada 2500 yaşında bir Orta Asya insanın eski deneni bir cesetin analizi yaptılar. Adamın tipi Avrupa tipi kafatası ama adamda %30 Doğu Asya var. Ve belki bu adamda da R1A haplo grubu set 94 yani bir başka mutasyon. Ama bu 2500 sene önceki insanların prototipleri ve şu anda bir Türk'ün prototipleri Batı Türkler başkadır, Doğu Türkler başkadır. Biz Batı Türkleri sayıyoruz, tamam mı? O kadar basit. Şimdi bir tane analize daha girelim. Şeye girelim. Hangi dahil? Ha Punt Dienael K13'e girelim Grubara. O çok bayağı iyi bir hesaplama. Bakalım orada ne gösterecek bize. Sadece ben bu Punt Dienael K13'in hesap makinesini çok beğeniyorum. Çok net hesapları çıkartıyor. Ve ben size başta ne dedim? Balkar ben düşünmüştüm. Hakikaten burada da Punt Dienael K13 Balkar 3. sırada ve distans bakarsanız baya yakın. Yani 7.53 Balkar Türkleri
ana taraf belki o taraftan gelebilir. Çünkü ben bunu düşündüm, resmini gördüm. Ben hemen yani Wikipedia düşündüm ve Wikipedia'da Balkar Türklere bakmıştım. Yani tipik o insandan. Ve bu arkadaş gördüğünüz gibi Turkish Aydın 3.41 Türk, Türk Balkar Türkleri, ondan sonra Türk Kayseri geliyor, Azeri geliyor, ondan sonra Kuymuklar geliyor. Yukarıdaki bölümlere bakarak burada Puntinal 8.71 Sibirya verdi. Burası Kuzey Doğu Asya 4.09 eder 12.8. 12.8 13.63. Ondan sonra 14, bunu da selme, 15'e yakın 14.5 filan Doğu Asya genler çıkıyor. Yani bu Puntinal'de zaten hep daha çok yüksek çıkıyor Doğu Asya. Gördüğünüz gibi, benim düşündüğüm gibi ana taraf galiba Balkar Türklerden. Benim düşüncem böyle de tabii ki bilmiyorum ama kendisi de bilmediği için bana sordu zaten. Aşağıda da işte yine görüyorsunuz karışmayı. Bir taraf Türk Kayseri diyor. Bir de Selçuk, Nogay, Nagazan. Aydın olursa, zaten Türk Aydın olursa, bak bunu da anlatmak istiyorum. Şimdi bak, Türk Aydın tarafta Doğu Asya yüksek olduğu için bu Doğu Asya milleti düşük gösterir. Turkish Kayseri'de hafif daha düşük olduğu için Doğu Asya, bu parçaları daha büyük gösterir. Çünkü bu Doğu Asya hesaplama yapıyor ya. Ha. Burada da işte bir tane daha hesaplama var. İşte Turkish Aydın Balkar. Yani bak, burada adam da Inuit çıktı, Eskimo. Tamam. Şimdi bir saniye haplı gruba gidelim. Bu G2A L1259 alt mutasyon çok bir eski mutasyon ve taş devir zamanından kalma bir mutasyon. Yani bu MyHeritage sonuçlar o zaman o kadar kalite çıkmadı haplı grup olarak. Tamam, G2A ama bakarsan çok eski taş devri zamanında, yani milattan önce 12.000 sene önce olmuş bu mutasyon. Ve bunlar tabi satış yapmak istediği için FamilyTree diyor ki senin haplı grupta illaki Big Upsilon yap, yani ince ayara girelim diyor. Bir 300 dolar yolla diyor, bir 400 dolar. Fakat 300-400 dolar hiç yollamanız lazım değil. Çünkü Türklerin özelliği asimile değil, karışmak bizim özelliğimiz. Karışmak. Güçlü olalım, karışalım, yani öyle anlamamız lazım. Şimdi bu eski mutasyon olduğu için ilginç olan, bunu da söyleyeyim size, bir tane çok meşhur bir adam var, G haplı grup olan. Bu en meşhur adam kimdir? Bilin bakalım. Bu adamdır. Ötzi. Ötzi Alp dağlarında 5300 sene önce yaşıyormuş ve bu adamın haplı grubu G'di. Ve bizim bu arkadaşın ve bu Ötzi'nin atası 16.000 sene önce aynı atamış. Tamam mı? Bu Ötzi de G haplı grup olduğu halde Kafkas'ta bulunuyor ve Ötzi'nin en yakın DNA'lara bakarsan şu anda Sardinya'nın olan insanların en genetik yakınmış. Aa, gördün, bizim Ötzi böyle tipi varmış bu adamın. Ve bu arkadaşın da G2 aynı. Yani en meşhur haplı grup G2. Migrasyon map'e bakalım. Yani bu migrasyon map'i bu erkek adama nasıl dolaşmış? Nasıl dolaşmış bakalım bu adam? Yani 16 milattan önce 16.000 sene çok uzun zaman. Bu noktalar söylüyor ki bu noktalarda bu haplı grup bulunmuştur. Şimdi Kazakistan'da bulmuşlar bu haplı grubu. Milattan sonra 1000 ve 1200 arası 2 senesi arasında bir insanın cesetinde bulunmuşlar. Bu zamanda kim yaşıyordu Kazakistan'da? Türkler yaşıyordu değil mi? Halen yaşıyorlar. Onun için size söylemek istiyordum. Yani G haplı grup, Kafkas bir haplı grup ve görüyorsunuz Türkiye'de çıkmış mutasyon. Bu 16.000 sene önce olan Anadolu mutasyonu ve Avrupa'ya dağılmış ve gördüğünüz gibi dünyada şu anda bu bölümlerde bulunmuş. Ayrıca ama bakın, Mısır'da da bulunmuş, Suudi Arabistan'da bulunmuş. Yani dünyada her tarafta bulunmuş. Onun için lütfen bu haplı gruba takman. Yok R1A Türk içmiş, yok N mi C mi, Allah aşkına. Yani gördüğünüz gibi haplı grup o kadar önemli değil. Ama hakikaten bu adamın haplı grubu
çok eski bir haplogrup. Mutasyon küçük. Yani MyHeritage üst dalını sadecelerdi Ravdata'dan. İşte burada da bulunduğu yerler söylüyor. Türkiye'de bulunmuş. Ama bakın 8000 sene önce, milattan önce 8000 sene, 6500, 6200 sene milattan önce 6200, yani çok eski mutasyonlar. Hep çok eski. Bir yeni var mıdır? Yok. Hepsi çok eski. Yunanistan'da bile bulunmuş ama çok eski. Yani milattan sonra 6000 sene önce, o anda Yunan İmparatorluğu hiçbir şey yoktu o anda. Makedonya'da yine eski. Yani bir alt mutasyon olduğu için ve eski bir mutasyon olduğu için hep bulunduğu noktalar eski noktalar. Burada da söylüyor senin taş devri diyor. Taş devrinden bu haplogrup. Evet. Taş devrinden, yani MyHeritage kalite bir sonuç vermemiş burada. Umarım beğendiniz. Söylediğim gibi ben artık yine bir MyHeritage kiti hediye edeceğim ama bu sefer böyle yapacağım. Yani ben hediye edeceğim ve böyle olacak. Bana lütfen yazın, benim kanalıma nasıl destek verebilirsiniz? Yani o kadar takipçim var ama bir video sunarsam like düğmeye ya da like'a çok az basılıyor ve ayrıca yorumlar da çok az. Yani ben bu biraz doğru söyleyeyim. Delil Kemali, o adamın kanalı maşallah. Adam güzel, hiç konuşmadan sadece eski bir DNA sonuçları MyHeritage yüklüyor. Ondan sonra size Getmatch, bir de Wahoo sonuçları gösteriyor. Adamın vallahi süper. Belki öyle yapmamız lazım. Onu düşünüyorum. Kusura bakmayın, bu sıralarda ben hep böyle fazla laf sokuyorum galiba ama düşünüyorum niye bu durum böyle. Tamam mı? Hadi bay bay. Ciao ciao.